Hadi bakalım inşallah. Evet, suyunu doldurmuş gidiyorsa. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kardeşim. Ne söylemek istiyorsun? Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olasın. Biz 12 ay yağmur, kar demeden, çamur demeden derdimiz su. Bizim suyla yoldan başka bir sorunumuz yok. İnşallah devlet buna bir çözüm getirir bu sorunumuza. Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devletten suyumuzu, yolumuzu kullanmasını istiyoruz. Sayın Başbakanım, Mustafa Soslan'ın konuşmalarında, televizyon açıp konuşmalarında susuz köy, yolsuz köy kalmadı diye bu konuda ne düşünüyorsun? Ne söylemek istersen? Kardeş, biz devletin bütüğünde gayet iyi ama sizi bir gören yok. Yolumuzda yok desem yani yok diyeyim bize. İçme suyumuz hiç yok. Devlet inşallah bizi de görür bundan sonra. Bu kışın böyle soğuklarda su taşıyorsunuz. Ya kış zamanı sular azaldığında ne yapıyorsunuz? Kardeş şimdi kar suyuyla, yağmur suyuyla idare ediyor ama sular azaldı mı da derelerden, kandaklardan işte biriktirerek ihtiyacımızı gidermeye çalışıyor. Bu suyun içilmeyecek gibi bir herhangi bir tahlil yapıldı mı? Sağlıklı mı acaba? O konuda bir bilginiz var mı? Bulduğumuza mı şükrediyorsunuz suya? Bulduğumuza çok şükrediyor. Herhalde bir tahlillerine geçmedi suyumuz. Evet. Kim geldi de kim gördü de geçecek? Oldu bakalım inşallah bundan sonra devlet inşallah köyde su geçirir, sesinizi duyar. İnşallah. Haydi bağım, haydi bağım şöyle sırayla gelin haydi. Fiş kesin. Atları deşekleri boğuştur bak haydi. O da su fişi kesin. Beni döndürdü ben yıkırayım kayımıdan çaba. İnşallah yakında. Yakında devlet size de su getiriyor. Haydi bakalım. Kalkamıyorum ki kalkıyorum. Devlete sesimizi duyurmayı istiyoruz. Size de getirin inşallah. Size de. Haydi. Var. Çek.